Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte adım adım İngiltere'de nasıl kendi başınıza şirketinizi kurabilirsiniz, size bugün bunu anlatacağım. Öncelikle şirketimizi kurmak için buraya bir ST Formation yazıyoruz. Daha sonrasında buradan tıklıyorum. Siz direkt aşağıdaki benim referans linkimden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında açılan sayfada burada aşağı doğru iniyorum ve Prestige paketi seçmeniz arkadaşlar buradaki en iyi paketlerden bir tanesi, onu söyleyebilirim öncelikle. Burada Prestige paketi seçiyorum. Daha sonrasında buraya bir şirket ismi girmemi istiyor. Buraya şimdi bir şirket ismi giriyorum. Daha sonrasında şirket adının sonuna arkadaşlar LTD eklemem gerekiyor. Submit'e basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şirket adının uygun olduğunu bizlere söylemiş oldu ve işlemlerime devam ediyorum. Daha sonrasında burada işlemlere devam etmeden önce ilk önce ödeme yapmamızı istiyor. Burada ödeme yapmamız için burada kutucuğu onaylıyoruz. Daha sonrasında buradan herhangi bir şekilde bir şey eklemenize gerek yok arkadaşlar. Direkt olarak checkout'a basabilirsiniz. Daha sonrasında buraya bir e-mail adresi yazıyorsunuz. Buraya bir şifre oluşturuyorsunuz. Buraya yine title giriyorsunuz. Erkekseniz MR, kadınsanız MRS girebilirsiniz. Buraya isim, soy isim, buraya telefon numarası giriyorsunuz. İngiltere telefon numarası girmek zorunda değilsiniz. Türk telefon numaranız olur arkadaşlar. Daha sonrasında billing adres kısmına enter'a basıp Türkiye'deki adresinizi girmeniz gerekiyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar da buraya kart bilgilerini girip daha sonrasında buraya ödeme bilgilerimizi tamamlıyoruz. Hemen şunu da söylemek istiyorum. İngiltere'de şirket kurarken arkadaşlar burası aynı zamanda size adres de sağlıyor. Yani sizin sanal adresinizi başka bir yerden almanıza gerek yok. Şirketinize bir posta geldiği zaman bu panelden giriş yapıp bakın sağ üstte client login var. Buradan arkadaşlar giriş yapıp şirketinize bir posta gelip gelmediğini, bir mektup gelip gelmediğini görebileceksiniz. O yüzden buraya arkadaşlar Türkiye'deki adresinizi yazıyorsunuz. Şimdi burada siz bilgileri dolduktan sonra buradaki butona basabilirsiniz. Evet, ödememizi tamamladıktan sonra aşağıya doğru iniyorum. Daha sonrasında burada arkadaşlar yukarıdaki iki şeylerden herhangi bir tanesini değiştirmiyorsunuz. Burada sadece SIC kodu belirliyoruz arkadaşlar. Buradan da eğer şirketinizi şey yapacaksanız, burada eğer şirketinizi Amazon için, e-ticaret için kullanacaksınız. Burada All seçeneğine basıyoruz. All seçeneğine bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek var. Bu seçenekler arasında arkadaşlar Mail Order sistemini bulmamız lazım. Bu SIG bölümünde arkadaşlar 47910 yazarak buradaki seçeneğimizi seçiyoruz. Daha sonrasında Save and Continue'ya basıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Ve burada forwarding adres diyor. Burada choose forwarding adresi seçiyoruz arkadaşlar. Buradaki choose forwarding adres dediğimiz şey sizin Türkiye'deki adresinize buraya girmeniz lazım. Sizin şirketinizin adresi arkadaşlar burası olacak. Choose forwarding adres diyorum. Select'e basıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Save and Continue'ya basıyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Yine burada forwarding adresi tekrardan arkadaşlar aynı şekilde select'e basıyorum. Kendi adresimize Türkiye'deki ve yine aşağı doğru iniyorum. Save and Continue'ya basıyorum. Şimdi arkadaşlar burada şirketin artık sahibini, şirket ortaklarını ekleme bölümümüz. Burada Person'a basıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada hepsini seçiyoruz. Bunu da seçiyoruz. Next'e basıyoruz. Buraya arkadaşlar title yine erkekseniz MR, kadınsanız MRS'ye girebilirsiniz. Buraya doğum tarihinizi giriyorsunuz. Buraya isminizi giriyorsunuz. Buraya soy isminizi giriyorsunuz. Buraya nationality arkadaşlar. Buraya hangi ülke vatandaşı olduğunuzu giriyorsunuz. Occupation'da arkadaşlar bu şirket mesela örnek veriyorum founder girebilirsiniz. Co-founder gibi şeyler girebilirsiniz. Bu occupation bölümüne. Daha sonrasında residential adreste yine sizin Türkiye'deki adresinizi seçiyorsunuz. Ben burada choose adrese basayım. Adresimi seçtim. Daha sonrasında arkadaşlar burada authentication question var. Burada sorular seçebiliyorsunuz. Mesela annenizin kızlık soyadı. Ama ilk 3 harfini yazıyorsunuz. Tüm sorulara ilk 3 harfini yazıyorsunuz. Ve daha sonrasında şimdi next'e basacağız. Hadi hep birlikte buraları dolduralım. Next'e bastıktan sonra karşımıza böyle bir bölüm çıkıyor.
Burada bölümle aşağı doğru iniyoruz. Choose forwarding adrese basıyoruz. Yine burada Türkiye'deki adresimizi seçiyoruz. Daha sonrasında aşağıya doğru iniyoruz ve next'e basıyoruz. Yine tekrardan aşağıya doğru iniyoruz. Burada arkadaşlar hepsini bu şekilde basabilirsiniz. Şimdi burada tabii ben şu anda tek ortaklı olarak kuruyorum arkadaşlar. Burada eğer ki siz ortaklı kuruyorsanız buradaki soruları ona göre cevap vermeniz gerekiyor. Burada herhangi bir şey değiştirmiyorsunuz. Daha sonrasında next'e basıyoruz. Burada da herhangi bir şey değiştirmiyorsunuz ve yine tekrardan burada. Buradaki şeyler arkadaşlar hisse değerinin bir tanesinin fiyatını belirliyorsunuz. Burada save'e basıyorum. Next'e basıyorum. Save and continue'a basıyorum. Burada go grid'ini seçebilirsiniz. Evraklarınız dijital olarak gelmesi yeterli olacaktır. Aşağı doğru iniyorum. Save and continue'a basıyorum. Burada arkadaşlar herhangi bir hizmet almanıza gerek yok. Save and continue'a basıyorum. Burada arkadaşlar bilgilerinizi bir tekrardan kontrol ediyorsunuz. Yanlış bir şeye girilmiş mi, girilmemiş mi diye. Girdikten sonra save and continue'a basıyoruz. Son olarak arkadaşlar burada aşağıya doğru iniyoruz. Ve burada böyle bir bölüm çıkıyor arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey doğum tarihimizi girmek. Buradaki sorunun cevabını değiştirmiyoruz. Daha sonrasında what is your relation to this company? Burada I am founder demeniz yeterli olacaktır. Ve daha sonrasında buradaki iki tane kutucuğu işaretleyip submit'e basıyoruz. Şimdi siparişimizi vermiş olduk. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreç için e-mail adresinizi kontrol etmeniz gerekiyor. E-mail adresinize bir kimlik doğrulaması gelecek, bir telefona uygulama indirmenizi isteyecek ve oraya arkadaşlar pasaportla birlikte bir fotoğraf çekinmenizi isteyecek ve daha sonrasında kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra şirket kuruluş sözleşmeniz, şirket kuruluş aşamanız arkadaşlar başlatılıyor olacaktır. İlk önce şirketiniz kurulacaktır, şirket dokümanlarınız gelecektir. Yine şirket dokümanlarınız geldiği zaman e-mail adresinize de haber veriyorlar, gönderiyorlar. Onun haricinde daha sonrasında şirketiniz kurulduktan sonra bir sonraki aşamada sizin UTR numaranız gelecektir. UTR numarası da sizin İngiltere'deki vergi numaranız oluyor, şirketinizin vergi numarası oluyor. Bunların tüm süreçlerin hepsi ortalama 1,5-2 hafta sürmektedir. Eğer aklınıza takılan başka sorular olursa lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bunlar bizim için oldukça önemli oluyor. Benimle birebir görüşüp şirket kurulum desteği almak isterseniz de yine bizlerden randevu veya hizmet alabilirsiniz. Bunların haricinde arkadaşlar yine aşağıdaki linkten de direkt tıklayarak bizim referansımıza kayıt olabilir ve bir sonraki videoda da İngiltere'deki şirketimize nasıl banka hesabı açacağımızı işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi günler.